Teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Güven abi bana bu görevi verirken benden öncelikle bu madenlerin hani kainatımızda nasıl oluştuğundan başlayıp bir madende bitirmemi rica etti. Kolay bir iş değil fakat o isteyince de tabii ya bu olmaz demek mümkün değil. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Şimdi biz şurada yaşıyoruz. Burası dünya. Bu güneş sistemi ölçekli çizilmiştir. Dikkatinizi çeker. Yani bu devasa güneşin yanında hepsinin ne kadar mini mini olduğuna bakın. Dünyamız burada. Venüs bayağı yakın bize. Kardeş gezegen denebilir. Fakat çok talihsiz bir şekilde güneşe biraz fazla yakın. Yüzey sıcaklığı 480 derece santigrat. Bir felaket. Kurşunu... Bu Merih. Bugünlerde Mars demeye başladılar. Niye bilmiyorum ben çocukken Merih'ti. Çeres buzlardan oluşuyor. Fakat şimdi bizi ilgilendiren şey bu nasıl oluştu? Ve bizi ilgilendiren madenler bunun içinde nasıl meydana geldiler? Şimdi şu güneş sistemi, Plüton biliyorsunuz şeyden çıkartıldı artık bir gezegen addedilmiyor. Çünkü bu Kuiper kuşağı keşfedildi. Baktılar ki buna benzer bir sürü şey var bunun içinde. Onun için Plüton artık burada gördüğünüz gibi yok. Şimdi Kuiper kuşağı güneş sistemini şöyle kuşatıyor ve bunun içerisinde bir sürü gök taşı ve buzdan oluşmuş nesneler var. Şimdi bu gök taşları bizim için ilginç. Çünkü bunlar bazen yörüngelerinden çıkıp dünyaya düşüyorlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki efendim bizi madenciler olarak niye ilgilendiriyor? Her şeyden evvel bir tane büyük düşerse dinozorlar gibi hepimiz yok oluruz. Fakat küçük düşerse işimize yarıyor. Mesela Sudbury'deki nikel madenleri bir meteor krateri içinde oluşmuştur. Dolayısıyla bizi ilgilendiren bir şey bu. Çok sık değil ama ilgilendiriyor. Bakın şu güneş sistemi ve Kuiper kuşağı, bu Oort kuşağı denen çok daha büyük ve tamamıyla milyarlarca kometten yani kuyruklu yıldızdan yani buzdan oluşmuş nesnelerden meydana gelen bir dünyayı daha doğrusu güneş sistemini çevreleyen bir küre şeklinde veya bir elipsoid şeklinde bir nesne. Şimdi bakın bunun içinde neler var? Mesela burada Halley kuyruklu yıldızının JOTTA uzay aracı tarafından 13 Mart 1986'da 600 kilometre uzaktan çekilmiş. Bu gördüğünüz bulut Halley'nin içinden çıkan gazları gösteriyor ki bunun %90'ı su. Su buharı görüyorsunuz. Böyle onun için kuyruk gibi arkasında bizim atmosfer değil de yani dünyanın yakınından geçerken onun için kuyruk oluşturuyor. Çünkü kuyruklu yıldız diyoruz. Şimdi kainatımız oluştuğu zaman tam bir yeknesaklık içinde değil. Ne demektir? Bazı yerleri burada gördüğünüz gibi kırmızılar sıcak. Buna mukabil maviler soğuk. Dolayısıyla ısının dağılımı pek yeknesak değil. Bu şaşırtıcı bir şey. Çünkü şimdi büyük patlama dediğimiz şey burada oluyor. Bunun bir kuantum salınımı olduğunu zannediliyor. Yani bu önceden ancak bir ihtimal hesabıyla görülebilecek deterministik bir olay değil. Büyük patlama oluyor burada ve oradan belki pek çok evren çıkıyor. Onu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey varsa biz bunlardan bir tanesini işgal ediyoruz. Bu çok evren, multiverse denen çok evren hakkında gözlem var mı? Direkt olmasa bile bazı ipuçları var. Mesela bizim evrenimiz içinde bazı yerlerde madde daha fazla birikiyor. Acaba bu dıştan bir çekmenin ürünü müdür falan bunu tartışıyor millet. Şimdi şurada büyük patlama oluyor.
büyük patlamadan sonra 375 bin yıl kadar sonra evrenin çok ani genişlemesi yavaşlıyor. Çok aniden ne anlıyoruz? Işık hızından çok daha hızlı gelişiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya ışık hızından hızlı gidilemez. Doğru. Ama o zaman deniliyor fizikçiler tarafından. Bunu Alan Guth MIT'den ilk defa ortaya attıydı. Efendim daha evren ortada olmadığı için onun kuralları çalışmıyor. Bu tamamen hipotetik ama başka türlü de açıklayamıyorlar. Şimdi karanlık çağlar dediğimiz pek hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir dönem var. Fakat ondan sonra burada dikkat ederseniz 400 milyon yıl sonra büyük patlamadan ilk yıldızlar oluşuyor. Şimdi bu yıldızlar bizim için önemli. Neden? Çünkü biz madencileri ilgilendiren elementler işte burada oluşuyor. Yıldızların içinde oluşuyorlar. Ondan sonra evren genişlemeye başlıyor ki bu ilk defa 1926'da keşfedildi Hubble tarafından. Ondan sonra bakıyorsunuz şu dönemde galaksiler ve gezegenler oluşmaya başlıyor. Ondan sonra birdenbire büyük bir hızla biz evrenin genişlediğini görüyoruz. Burada büyük bir hızla ne oluyoruz ya? Büyük bir hızla genişlediğini görüyoruz. Ve bu genişleme giderek hızlanıyor. Bu 90'lı yıllarda keşfedildi ve herkesi hayretler içinde bıraktı. Bunu açıklamak için ilave bir enerji kaynağı falan var diyorlar. Burada hiçbir şey bilmediğimiz için onun hakkında kara enerji diyorlar. Bu bizi şimdilik pek ilgilendiren. Bizi ilgilendiren şu, bakın. Şimdi önünüzde elemanlar tablosu. Elemanlar tablosunda maviyle gösterilenler hidrojen, biraz lityum, büyük patlamada ilk oluşan elementler. Ondan sonra kozmik ışıma fisyonuyla oluşanlar, bakın gene biraz lityum var, berilyum var, boron var falan. Ondan sonra ölmekte olan hafif yıldızlar var. Onlar bunları oluşturuyor. Şimdi bunlar niçin önemli daha göreceğiz. Ondan sonra patlayan ağır yıldızlar. Bunlar patladıkları zaman süpernova oluşturuyorlar ve demirden daha ağır olan elementleri oluşturuyorlar. Yıldızların içinde demirden daha ağır element oluşturulamıyor. Çünkü çekim enerjisi yetmiyor. Ondan sonra çarpışan nötron yıldızları ki bunlar inanılmaz büyük enerji üretiyorlar. Nötron yıldızından anladığımız şu. Bunlar o kadar kompakt yıldızlar ki bunların içerisinde sadece nötron var. Çünkü elektronlar atom çekirdeğinin üzerine çökmüşler. Oradaki protonları da nötrona çevirmişler. Ondan sonra patlayan beyaz cüceler de şuradakileri oluşturuyor. Şimdi demek ki elementler tablosunda gördüğümüz elementler evrenin gelişmesinin çeşitli kademelerinde çeşitli süreçlerle oluşuyorlar. Bunları bilmek bizim için önemli. Şimdi büyük patlama esnasında %75 hidrojen 1, yani bugün bildiğimiz hidrojen oluşuyor. Şöyle alayım. %24 helyum 4 oluşuyor. Bu %1 2 oluşuyor. Bir dakika ya, Allah Allah. %1 hidrojen 2 oluşuyor. %10^-10 civarında da lityum ve ihmal edilecek kadar daha ağır atomlar üretiliyor. Bütün diğer tüm elemanlar, başta kozmik ışımanın yarattığı fisyon veya çok az miktarda berilyum, boron falan lityum oluşturuyorlar. Ve büyük yıldız patlamaları sonucunda da diğer elementler oluşuyor. Şimdi bakın, burada taş gezegenler, yani gezegenleri ikiye ayıralım. Bir Merih'e kadar olan, işte Merkür, Venüs, Dünya, Merih. Bunlar taşlardan oluşan gezegenler. Bunların dışındaki gezegenler, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs, Neptün, bunlar gazdan oluşuyor.
Şimdi taş gezegenlerin yapısına katıran elementleri biz burada görüyoruz. Şurada. Bunlara bakarsanız belirli elementlerin Güneş'in yapısında ne kadar çokluk gösterdiğini görüyorsunuz. Bu şunu söylüyor bize. Şimdi Güneş ilksel kainat içindeki tozlardan oluştuğuna göre demek ki bizim yapımızda da bunlar var daha ziyade. Şimdi lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlardan kırmızıyla çerçevelenmiş olanlar, şu mesela oksijen, efendime söyleyeyim magnezyum, alüminyum, silikon, bunlar taş yapan elementler. Buna mukabil hidrojen, karbon, azot, gene oksijen, fosfor ve sülfür taş yapan elementler. Diyeceksiniz ya fosfor bizim yapımızda da var. Evet, fakat bunlar esas itibariyle taş üreten gezegenler. Şimdi dünyayı oluşturan nebula tozu, güneşi de oluşturuyor. İçinde en bol olan elementler şunlar. Hidrojen, oksijen, karbon, azot, magnezyum, demir, silisyum, ya silikon, kükürt ve alüminyum. Şimdi bunlardan hidrojen, oksijen, karbon ve azot yaşam için çok önemli. Bunlar yaşamı yaratan şeyler, elementler. Buna mukabil magnezyum, demir, silisyum, kükürt ve alüminyum taş üretiyorlar. Burada organik yani karbon içeren bileşimler de aslında diğerleriyle birlikte oluşuyor. Ama bunlar yaşayan bir nesneyi yaratamıyorlar. Ne zamana kadar? Su oluşana kadar. Çünkü su yaşamın oluşmasına imkan veren uzun zincirli moleküllerin oluşmasında bir katalizör görevi görüyor. Onun için de biz hep şimdi üstünde su olan gezegen arıyoruz. Şimdi bordan daha ağır atomların üretimi süpernova denilen büyük yıldız patlamalarında görülüyor. Bu 21 Ocak 2014'te görülen bir süpernova patlaması. Muazzam olaylar yani. Şimdi bu niye böyle oluyor? Çünkü önce hidrojenle başlıyoruz. Bir yıldız oluştuktan sonra bunun çekim enerjisi burada füzyon yaratıyor. Yani atom çekirdekleri birleşerek, parçalanmak yerine birleşerek muazzam bir enerjiyi açığa çıkartıyorlar. Hidrojen füzyon geçirip helyum oluyor. Şimdi bizim güneşimiz daha bu aşamada. Ondan sonra hidrojen bittikten sonra helyumlar azot oluşturuyor. Ondan sonra bakın helyum karbon oluşuyor. Sonra oksijen karbon oluşuyor. Oksijen neodimyum magnezyum oluşuyor. Silisyum kükürt oluşuyor. Demir ve nikel oluştu mu? Yıldızın gücü artık bunlardan daha ağır element yapmaya yetmiyor. O zaman ne oluyor? Yıldız kendi ağırlığı altında çöküyor. Ve süpernova oluyor. Muazzam bir patlama yaratıyor. O patlama neticesinde de diğer elementler oluşuyorlar. Şimdi bu toz bulutu içinde ilk gezegenciklerin oluşumunu görüyorsunuz. Bu toz bulutu içindeki yeknesaksızlıklar diyeyim, düzensizlikler küçük küçük çekim odakları yaratıyorlar. Bu çekim odakları etrafında malzeme birikmeye başlıyor. Biriktikçe çekimi artıyor. Dolayısıyla giderek büyüyor. Kimisi yıldız yapıyor, kimisi gezegen yapıyor. Şurada bir yıldız oluşmuş, onun etrafında müstakbel diyeceğimiz gezegenler dönüyorlar. Sonra yuvarlak hale geliyorlar. Biliyorsunuz bir uzay kütlesi çapı 600 kilometreye vardı mı düzensiz şeklini koruyamıyor. Kendi çekim gücü altında bir küreye dönüş. Bu çok önemli. Şimdi bakın bir yıldız kendi çekimi altında 100 bin yıl gibi bir zamanda büzülüyor. 100 bin astronomik ünitesine kadar düşüyor. Yani güneşle dünya arasındaki mesafenin 100 katına kadar düşüyor. Sıcaklığı artıyor, merkezi sıkılaşıyor. Ondan sonra ikide bakın bir toplanma diski
merkez etrafındaki malzeme dönerek yassı bir disk oluşturuyor. Bu arada sıcaklık etraftaki tozu buharlaştırıyor. Burada bir proto yıldız oluşmak üzere. Daha sonra güneş haline geliyor. Etrafta dolanan bu tozlar falan da yavaş yavaş minik minik gezegencikleri oluşturuyorlar. Proto gezegenler bunlar ve nihayet sonunda güneş sistemine benzer sistemler oluşuyor. Şimdi ay nasıl oluştu? Çünkü bizim ayımız biraz anormal, çok büyük. Öteki gezegenlerde kendi boylarına nazaran o boyda ay yok. Bu 1976 senesinde ilk defa Cameron ve Ward dediler ki ya ayın oluşması Merih büyüklüğünde bir gezegenin bu ilk kargaşa zamanında dünyamıza gelip çarpmasıyla oldu. İşte bu ilk defa düşünülen senaryo geliyor dünyaya çarpıyor. Şimdi bunun bir modellemesini göstereceğim size. Meloş, Kip ve Meloş tarafından. Meloş da ne yazık ki koronadan vefat etti. Yani sonunda çok müthiş zeki bir adamdı. Bunlar bir kompüter, bir bilgisayar modellemesi yaptılar. Şimdi bakın, sıfır saniyede burada görmüş olduğunuz, burada görmüş olduğunuz ve Theia adı verilen hipotetik bir gezegen Merih boylarında geliyor dünyaya çarpacak. Bakın, tam çarptığı an, bu sıfır anı. Bu 253 saniye sonra. Bakın ne oluyor? Dünyanın içine gömüyor ve yayılmaya başlıyor. 502 saniye sonra bunlar Theia'nın dünyaya gömülmekte olan parçaları ve Theia'nın ve biraz da dünyanın başka parçaları gidiyor. Müstakbel ayın parçalarını oluşturuyorlar. Theia iyice gömüldü. Müstakbel ayın parçaları geldiler buraya ve ay oluştu. Şimdi burada bir sıkıntı çıktı ortaya. Burada da Asfog, Eric Asfog bunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki biz modellere baktığımız zaman ayın bileşiminin büyük ölçüde gelip çarpan gezegenin bileşimine benzemesini bekliyoruz. Gerçi dünyadan biraz malzeme olmalı ama o kadar değil. Fakat aydan gelen bütün taşlar aynı dünyanın mantosuna benziyor. Hiçbir yabancı malzeme yok. Peki bu nasıl olmuştur diye düşünüyorlar. Diyorlar ki ya direkt bir çarpışma olmasın. Bu Theia böyle sıyırsın dünyayı. Sıyırırken dünyanın içinden aldığı malzemede gidip ayı oluştursun. Şimdi bu tartışılıyor. Ayın oluşması ve dünya ile bir çekim ikiliği yaratması neticesinde bakın ne oluyor? Bundan 430 milyon yıl önce Kambriyen'de yani bir bakıyorsunuz bir gündeki saat sayısı 20 falan. Dünya daha hızlı dönüyor. Zaman içerisinde bu giderek düşüyor. Diyeceksiniz bunu nereden biliyorsunuz? Çok basit. Biz bazı hayvanlar tanıyoruz ki bunlar mesela kabuklular, mercanlar falan. Bunlar günlük, aylık, yıllık halkalar yaratıyorlar kendi üzerlerinde. Fosillerde de bunu görüyoruz. Bunları sayarak geçmişte bir yılda kaç gün vardı? Bunu hesap etmek mümkün. Bu onu gösteriyor. Bakın dünyanın giderek yavaşladığını gösteriyor. Bu da önemli bizim için. Fakat biz madencileri esas ilgilendiren tabii dünyanın bileşimi ne? İçinde ne var? Bunu merak ediyoruz. Bir kere dünyanın içinde ne varı söylemek kolay değil. Çünkü içine giremiyoruz. Ama bizim yerimize sismik dalgalar yani deprem dalgaları giriyorlar. Ve onların bize gösterdiği dünyanın güzel bir yapısı var. Şöyle aşağı yukarı 35-40 kilometre ortalama kalınlığında bir kabuk var. Bunun altında 2900 kilometre derine kadar
gelen bir manto var. Bu 2900 kilometredeki süreksizliği keşfeden adam Benno Gutenberg, bizim Kazım Ergin hocamızın İTÜ'de, Türkiye'de modern jeofiziği kuran adam, onun doktora hocasıdır Caltech'te. Ondan sonra Danimarkalı bir hanımefendi, Bayan Leyman, şunu keşfediyor. Diyor ki ya diyor bu iyi güzel, bu tamamen sıvı. Nereden biliyoruz? Çünkü S dalgaları içinden geçemiyorlar. Fakat buradan yansıyan bazı dalgalar buluyor kadın. Yani bunun tamamı sıvı olsa görülmemesi lazım bu dalgalar. Onun üzerine Bayan Leyman diyor ki ya bu çekirdek iki kısımdan oluşuyor. Dış, iç. Ve bu tamamen demir ve demir alaşımlarından oluşuyor. Sıcaklık şuralarda şöyle diyeyim, 7000 derece santigratı falan buluyor. Muazzam bir sıcaklık. Kabuğun tabanı genellikle 800 derece santigrat falandır. Okyanuslarda bu aşağı yukarı 1000-1200 derece santigrattır. Şimdi, dünyanın içine geldikten, bakalım dışından neye benziyor dünyamız? Şu manzara, aranızda bu manzaranın hiç bilinmediği dönemlerde doğmuş ve okumuş insanlar olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bu manzara 1960'larda keşfedildi. Bunun gözlemleri 1950'lerde yapıldı. Bunun ortaya çıkmasının sebebi İkinci Dünya Harbi'nin denizaltı savaşlarıdır. Amerikalılar Japon ve Alman denizaltılarından çok çektikleri için çok gelişmiş sonar sistemleri oluşturdular ve okyanusları haritalamaya çalıştılar. Ki burada işte çeşitli yansımalarla falan filan hani denizaltıları görebilir miyiz diye. Fakat bu bizim işimize çok yaradı. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın kıtalar ayrı bir alem. Fakat okyanus şu düzene bak. Bakın burada bir orta okyanus sırtı var. İzlanda'dan geçiyor. Böyle buraya geliyor. Buradan Aden Körfezi'nden Kızıldeniz'e giriyor. Bir başka kol Avustralya'nın güneyinden dolaşıyor. Doğu Pasifik sırtından geliyor. Buradan Rivera üçlü eklemine geliyor. Buradan itibaren San Andreas başlıyor. Fakat burada küçük gene bir yayılma merkezi var. Juan de Fuca ve Gorda levhalarını sınırlıyor bunlar. Bunlardan da gene bir yanılatımlı fay, Kraliçe Charlotte fayı hop buraya geliyor. Fakat bakın burada bambaşka bir alem var. Burada Pasifik levhası Amerika'nın ve Asya'nın altına dalıyor. Bu sınırlar, bakın böyle bu derin deniz hendekleri, buraları dünyada derin depremlerin 700 kilometreye kadar inen depremlerin olduğu tek yer. Bakın, görüyor musunuz? Kıta içinde yani en fazla sarı renk var. Yani en fazla 50 kilometreye inebiliyorsunuz depremde. Ki bunun dahi biraz fazla cömert olduğu görülüyor. Fakat okyanuslara gittiğiniz zaman dalma batma bölgelerinde bakıyorsunuz 100 kilometreye yakın depremler şuralarda var. Fakat esas okyanusal alanlara geldiğinizde burada depremler 700 kilometreye kadar iniyor. Yani Pasifik burada Tonga Kermadec ada sisteminin altında 700 kilometreye kadar dalıyor. Değil mi? Benzer şeyi Kuril adalarının altında görüyoruz. Japonya'nın altında görüyoruz. Değil mi? Bakın burada şu ada Sengihe adasıdır. Onun altında görüyoruz. Bakın Java. Onun altında görüyoruz. Şimdi buna bakarak 1965'te anlaşıldı ki dünyamızın kabuğu dediğimiz nesne aslında litosfer denen daha kalın olan ve elastik özelliğe sahip olan bir başka tabakanın içine gömülmüş vaziyette. Bu litosfer ikiye ayrılıyor. Okyanusal ve karasal diye. Okyanusal litosfer şu dağ sistemi boyunca
sürekli açılmayla oluşturuluyor. Okyanus tabanları oluşuyor. Ve dolayısıyla kıtalar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Fakat mesela Andlarda, değil mi? Japonya'da, Kurillerde, Alaska'da gördüğümüz Tonga Kermadec'te, buralarda da okyanus tabanı aşağı gidiyor. Çünkü sırf genişleme olsa dünyanın büyümesi lazım. Öyle bir şey mevzu bahis değil. Şu yayılma merkezlerinde oluşan okyanus tabanı buralarda bakın aşağı gidiyor. Şimdi yayılma merkezleri ve dalma batma zonları ki bizim İhsan Hoca'nın bulduğu çok güzel bir laftır o. Subduction karşılığı. Ve yer yer bunları birbirine bağlayan bizim Kuzey Anadolu fayı gibi çok büyük yanal hatımlı fay. Dünya üzerinde burada gördüğünüz ve bunlar levha denen aslında takkeler bunlar küre üzerinde. Bunlar birbirine nazaran hareket ediyorlar. Sürekli bir hareket halindeler. İşte bu hareket olmasa biz madenciler aç kaldık. Esas yani şema bu. Levha tektoniğinin şeması. Yayılma merkezleri. Bakın küçük. Bunlara transform fay deniyor. Değil mi? Burada da görüyorsunuz. Ve dalma batma zonları. Şimdi yayılma merkezlerinden başlayalım. Değil mi? Merak ediyoruz. Madenlerimiz nasıl olmuştu? Şimdi yayılma merkezlerinde ne oluyor? Okyanusal litosfer ki bu genellikle demir ve magnezyumca zengin kayaçlardan oluşuyor. Yüzeyde daha ziyade bazaltlar falan var. Aşağıya doğru indikçe yani 8-9 kilometrenin altına indiğiniz zaman kayaçlar tamamen ultramafit hale geliyorlar. Yani feldspatlar içinde alüminyum bulunduran kayaçlar kayboluyor. Onun altında tamamen demir ve magnezyumun domine ettiği kayalar var. Şimdi bunlar ikiye ayrılıyor. E tabii ortası boş kalacak değil. Aşağıdan sıcak magma geliyor burayı dolduruyor. Ve tabii donuyor orada. Ama gene zayıf bir nokta diğerleri ayrılan ve soğumuş yerlerine nazaran gerilme devam ettiği için pat o da ikiye ayrılıyor. Yenisi geliyor aşağıdan. Şu Orta Okyanus sırtları sürekli bir faaliyet içindeler. Sürekli bir magmatizma, yani volkanizma var burada, sürekli. Şimdi bu çok işimize yarıyor bizim. Bakın yüzeyde mesela İzlanda'ya giderseniz bu Reykjanes Yarımadası'nda şimdi hani volkan patladı ya hemen bunun yakınlarında. Tayareye yaklaşırken bu gördüğünüz yarıklardan bir sürüsünü görüyorsunuz. Çünkü İzlanda bu Orta Okyanus sırtının üstünde oturuyor. Ve ikiye ayrılıyor. Sürekli. Ben diyorum yani harp yapmadan sürekli ülkesini büyüten benim bildiğim tek ülke burası. Bu bir yayılma merkezinin şeması. Değil mi? Geriliyor. Bakın şöyle çatlaklar oluşuyor. Bunlara yağ çatlakları diyorlar. GJA yazılıyor İzlandaca'da. Yağ çatlakları. Normal faylar. Volkanizma. Volkanizma bakın burada böyle Karadeniz pidesi gibi uzuyor. Böyle yuvarlak yerler de var ama bunlar uzun çatlaklar boyunca ve burada bunlar sürekli yeni kabuk oluşturuyorlar. Okyanus kabuğu oluşturuyorlar. Bunu yakından görebilmek için benim sevgili arkadaşım David Gallo ki beraber okuduk ondan David'le. Bakın şu famous arazisi. Famous denmesinin sebebi bu aslında bir kısaltma. Hoş bir kısaltma. Derin deniz araştırması. Buraya Alvin batiskafı daldı. 2,5 kilometre derine daldı. Bir yakından görebilmek için. Efendim pardon. Alvin'i görüyorsunuz. Dibe vurmuş. İnceleme yapıyor. Örnek topluyor. Bu da aşağı inerken. Bilim adamları da şuradan dışarı bakıyorlar. Alvin'in böyle kolları, sepetleri falan var. Bilim adamı diyor ki şuradan şu taşı al, hop alıyor, sepete koyuyor. Fakat biz madencileri şiddetle ilgilendiren şeyler bu bacalar. Bunlar nasıl oluşuyor? Şimdi biraz önce size söyledim. Orta Okyanus sırtları sürekli açılıyor. Bir sürü çatlaklar bilmem neler oluyor. Deniz suyu bunların içine giriyor.
sevgili dostlarım, deniz suyu bunların içine aşağı yukarı bir kilometre derine kadar gidiyor. Tabii orada son derece sıcak kayalarla karşılaşıyor. Ve orada minerallerle yükleniyor. Ondan sonra tekrar hidrotermal olarak yüzeye çıkıyor. Ve bakın gördüğünüz gibi kapkara şeyler çıkıyor. Hatta onun için bunlara kara dumanlılar, black smokers deniyor. Bunlar bizim masif sülfitlerimizi oluşturuyorlar. Şimdi bakın görüyor musunuz bu bacayı ne güzel oluşmuş. Ne oluşuyor? Şimdi bacalar kırılıyor, dökülüyor falan. Bizim gördüğümüz mesela yüzeylerinde bakın şurada mesela bakır klorür var. Değil mi? Bu bakırdan oluşan bir nesne bu. Düşmüş buraya. Bakın şu kahverengi gördüğünüz demir oksihidroksit yani FeOH şeklinde. Bakın şu gördüğünüz bu sarı ile gördüğünüz yarozit denen bir mineral. Yani potasyum, demir, silisyum, hidrojenden oluşuyor. Bunlar bizim karşımıza nerede çıkıyor? Şimdi onu anlatacağım size. Şimdi siz madenciler böyle şeyleri görmeye alışkınsınız. Değil mi? Burada neler var bakalım. Mesela markazit var. Markazit, sferlerit var. Efendime söyleyeyim kalkopirit var. Pirit var. Silisyumca zengin bir matris oluşmuş burada. Bakın demir hidroksil var. Gene pirit. Burada kalkopirit, pirit. Bunlar sizin görmeye alıştığınız şeyler. Şimdi bunlar nasıl oluştu burada? Şimdi deniz tabanı masif sülfit maden yataklarına baktığımız zaman bakır, kurşun, çinko, gümüş, altın ve çok iz halinde diğer bazı metalleri görüyoruz. Değil mi? Şimdi dünyada bunların görüldüğü yerleri ben size şey yaptım, özetledim. Burada bakın şu kırmızılar aktif çalışan bacalar. Orada görülen madenleşme, tamam mı? Bir de sarıyla gösterilen nerede de faaliyetlerini tatil etmiş olan derin deniz masif sülfit depoları. Şimdi bu bugüne kadar gözleyebildiğimiz bacalar, denizin dibinde gördüğümüz bacalar. Bakın nasıl birebir. Bu bacalar üretiyor bu masif sülfitleri. Yani neleri? Bakır, kurşun, çinko, gümüş, altın. Değil mi? Bu ortamda o bacalar bunları üretiyor. Peki diyeceksiniz ki lan denizin 2,5 kilometre altında biz madencilerin ne işine yarar? Şimdi kapitalistler olarak düşünün. Değil mi yani buraya bu kadar harcama yapmaya değer mi? Değmez. Çünkü tabiat bunları zaten sizin önünüze getirmiş vaziyette. Okyanuslar açılıyor, kapanıyor dediydik ya. Bakın burada bir okyanus kapanmış. Bu meşhur Alp-Himalaya dağ kuşağı. Bunun olduğu yerde bir okyanus varmış eskiden. Tetis Okyanusu. Bu okyanus kapanmış. Bu okyanus kapanırken bunun tabanındaki kayaçlar ve madenler tabii arada yer yer sıkışmışlar. Bakın bizim küre. Görüyor musunuz? Filiz Çay ve Kızılderya. Şeyde Azerbaycan'ın içinde. Bakın. Meşhed İran'da. Paropamisus. O bandı Türkistan dağlarında. Değil mi? Meşhur Lapis Lazuli'nin geldiği yer bu. Buralarda bunu görüyoruz. Çünkü okyanus kapanırken buradaki malzeme burada sıkışıp bunları oluşturmuş. Şimdi gidelim küreye. Bakın. İstanbul şurada. Biz şimdi şurada konuşuyoruz. Bakın küre burası. Şu dağ kuşağı da bizim İhsan hocamızın 1966 senesindeki o meşhur olan yani dünyaca meşhur olan Türkiye'nin tektonik sınıflamasında Pontitler adını verdiği yer. Eski Pontus'tan geliyor isim. Şimdi gidelim şuraya.
Şimdi şurası küre, bak. Burada gördüğünüz diğer taşlar, şu açık renkliler falan hariç, bu yeşiller, efendime söyleyeyim, maviler, bunlar hepsi bu küreden daha genç, üstünü örtüyorlar. Peki kürede ne var? Şimdi kürede bakın bir sürü sondaj yapılmış. Bakın neler var? Şu gördüğünüz şey bazalt. Yani okyanus kabuğunun üstünde olan şeyler. Bu gördüğünüz yeşiller shale dediğimiz okyanus kabuğunun üzerinde çökelmiş çok 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 ince taneli kırıntılı kayalar. Ve bakın bunların sınırında bizim bakır sülfit mineralizasyonumuz var. Bakın. Son derece karmaşık, güzel bir yapı. Ve yapının haline bakın. Değil mi? Bu bazalt hatırlayalım. Bu shale. Fakat bunların etrafında mineralizasyon var. Ta Romalılardan beri biliniyor küre. Ve kullanılmış. İşte küreden bu alınmış, mesela şurada bir pirit kalkopiritten oluşan masif cevher bantlarını görüyorsunuz. Çökelin içine yerleşmiş. Bazen bunlar üzerindeki çatlaklar içeriden su geldiği zaman bakırı içine alıyor, aşağıya götürüyor, sonra aşağıda bırakıyor tekrar. Bıraktığı zaman da burada gördüğünüz nabit bakırlar oluşuyor. Yani bu sistemler hakikaten çok iyi biliniyor aslında. Peki nerede oluştu bu küre? Efendim, aşağı yukarı 245 milyon sene falan önce şurası Türkiye. Yani şurası Toroslar falan. Bakın bu Bitlis masifi. Bu Pontitler. O zaman böyle birbirlerinden ayrılardı. Onun da kuzeyinde aynen bugünkü Japonya'da gördüğümüz gibi aşağıya dalan Tetis Okyanusu'nun, o zaman açık olan o okyanusun tabanı var. Şimdi bakın o taban İçinde bizim masif sülfitlerimiz oluşmuş. Sonra bu taban geliyor, buraya dalıyor. Burada bir kıta kıta çarpışması oluyor. Türkiye gidiyor, çarpıyor Rusya'ya. Bunlar arada öyle kürede gördüğünüz gibi küçük küçük dilimler halinde korunuyorlar. Şimdi bunu gördük. Değil mi? Deniz'de bunlar oluştu. Peki karada ne oluyor bu arada? Karada bir gariplik oluyor. Şimdi bizim kürede çok işimize yarayan, bizim için metal üreten o oksijeni az siyah şeyleri, yani oksijeni az ortamlarda siyah şeyleri oluşturan ortam, bu sefer porfir bakır, porfir tungsten, pardon, porfir kalay depolarının oluşumunu engelliyor. Bunu da ilk defa nur içinde yatsın arkadaşım Jeremy Richards'la ben ortaya koydum. Değil mi? Çünkü garip bir durum var. Nedir bu garip durum? Şimdi bakıyorsunuz bu neotetis içerisinde her tarafta fevkalade güzel büyük porfir bakır depoları var. Ya bakın şurada hiç yok. Paleotetis'te hiç yok. Biz dedik ki Allah Allah bu niye böyle? İzmir'de yapılan bir toplantıya Jeremy gelmişti. Ben orada bir sunum yaptım bu Tetis'le ilgili. İşte Tetis nasıl oksijenini kaybetti. Kapalı bir deniz haline geldi. Bizim Karadeniz falan gibi oldu. Ondan sonra kahveye çıktığımızda Jeremy dedi ya Celal biliyor musun? Dedi. Sen dedi önemli bir problemi çözdün. Dedi. Nedir abi dedim. Sen biliyor musun ki dedi Paleotetis boyunca dedi, ciddi kapur. Şey yani bakır, porfir yok dedi. Kalay porfir de yok. Dedim, düşündüm. Ya dedim hakikaten doğru diyorsun. Yani oralara dolaştım. Yani. Büyük mesela Moğolistan'da falan gördüğünüz gibi bir bakır porfir yok buralarda. Dedim, ulan peki niye Jeremy dedim. Çok basit bak dedi, göstereyim sana. Şimdi burada gördüğünüz bakın şu bakır, şu magnezyum oksit. Şimdi burada paleotetisi takip ediyorsunuz. Neotetisi takip ediyorsunuz. Magnezyum oksit arttıkça bakır artıyor. Gayet normal.
hem de dümdüz bir çizgi üzerinde atıyor neredeyse. Fakat zavallı paleotetis bunu beceremiyor. Bakın böyle boynu bükük geliyor buraya. Bu büyük bakır yataklarını oluşturamıyor. Bunun sebebi şurada gördüğünüz okyanusun üzerini kaplayan bu oksijensiz çökeller dalma batma zorunda aşağıya sürüklendikleri zaman şurada magmanın şeyini doğurganlığını etkiliyorlar. Magma metalleri çıkaramıyor ortaya. Şimdi büyük bakır efendime söyleyeyim kalay falan nerede bunlar? Şimdi öncelikle bakalım Pasifik Okyanusu çevresinde siz eminim coğrafyada okumuşsunuzdur bir ateş çemberi var. Yani dünya volkanlarının %90'ı buradadır. Dünyadaki büyük depremlerin de %90'ı buradadır. Bu tamamen andezitler, granitler falan gibi kayalardan oluşan bir çemberdir. Ve bunların çoğu şurada kalkalkalen, burada toleitiktir. Bir tek Antarktika'da bunlar işte Erebus Terror falan dağları, bunlar alkalendir. Okyanusun içinde hiç andezit, granit falan görülmez. Hepsi bazalttır. Peki bu niye böyledir? Çünkü burada okyanus tabanı etrafında Pasifik aşağı dalıyor ve daldığı yerlerde metal üretiyor. Pasifik bugün ta şeyden beri aşağı yukarı 200-245-230 milyon yıldan beri iyi havalandırılan diyeyim bir okyanus. Dolayısıyla buradaki bu volkanizma ve magmatizmanın şey üretmesine mani olmuyor. Porfir, bakır, porfir, kalay üretmesine mani olmuyor. Bakın dünyada bu porfir bakırlar, porfir kalaylar nerede gözüküyor en çok? Efendim buyursunlar sizi Pasifik çevresine davet edeyim. Burada var. Başka nerede var? Neotitis boyunca var. Çünkü Neotitis'te de kaybolan okyanus iyi havalandırılmış bir okyanus. Peki başka nerede var? Bakın Altaitler'de var. Altaitler Orta Asya'da karma karışık muazzam bir dağ kuşağı. Bunun da ilk defa adam gibi bir yorumunu İTÜ'de ben ve arkadaşlarım yaptı. Arkadaşlarım dediğim işte Boris Natalin, Valentin Burtman falan. Biz fakülte olarak bunları davet ettik. Çünkü buradaki literatürü okuyacak adam lazımdı. Ben davet edelim dedim. İhsan Hoca'nın da aklına yattı. Sonra içinde Güven abinin de bulunduğu fakülte kurulunun da aklına yattı. Biz bu adamları davet ettik. Ve buranın jeolojisi çözüldü. Ve bu Nature'da yayınlandı. Hem de kapak makalesi olarak yayınlandı. Bakın burada da bol miktarda bu bakır porfirler. Efendime söyleyeyim. Burada kalay çok fazla yok. Şimdi bu dalma batma bölgeleri dedik ya. Japonya'da bakın arkada bir kenar denizi oluşturuyor. Japonya'da daha doğrusu Marianları ele alalım. Bakın burada tamamen okyanus kabuğunun içinde oluşmuş. Tamamen toleitik bazalt ve andezitten oluşan bir ada yayı oluşuyor. Sumatra gibi bir yere giderseniz Sumatra'da kıta kabuğu çok fazla deforme olmadan içinden magmatizma geçiyor. Şurada üretilen magmatizma içinden geçiyor, yükseliyor. Buna mukabil Andlar'da kabuk kalınlığı 75 kilometreye çıkmış vaziyette. Neden? Çünkü Andlar doğu batı sıkışıyorlar. Hatta buralarda bakın önlerinde bir bindirme kuşağı oluşuyor. Millet buralarda petrol falan da buluyor. Şimdi bunların içine bakarsanız biz bunların içindeki sıcaklık dağılımını eski ve aşınmış benzerlerine bakarak tahmin edebiliyoruz. Bu çok işimize yarıyor. Çünkü ne oluşacak buralarda? Onu. Bakın bu dalma batma sistemleri birbirlerinden o kadar farklılar ki. Mesela bakın şu Antlar. Değil mi? Buna mukabil bu Sumatra. Hepsi bunların aynı ölçüye göre çizilmiştir. Ve yükseklik abartılmamıştır. Şu Marianlara bakın Allah aşkına. Devasa bir şey. Ve sırf okyanusta oluşmuş.
Şurası İran'ın güneyi Makran. Bakın bu da işte Kuh-i Taftan, Kuh-i Bazman falan volkanların olduğu magmatik bölge. Değil mi? Bu mesela Tiren Denizi İtalya'da. Kalabriya burası. Buradan aşağı dalma var. Şimdi biz madencilerin gördüğü ne? Bunları görmüyoruz. Bunları jeologlar, jeofizikçiler falan inceliyorlar. Bizim gördüğümüz işte bu. Nedir? Volkanizma var yüzeyde. Altından bunun volkan altı diyebileceğimiz sığ sokulumlar. Onları da besleyen derin sokulumlar. Şimdi biz bunları artık 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra muhtelif jeofizik yöntemlerle falan gayet güzel resmedebiliyoruz. Fakat bu eskiden beri biliniyordu. Neden? Çünkü bu tıraşlanma serisi diye bir kavram icat ettiydi Edward Zeus, Avusturyalı meşhur. Burada görülen kabuğun bazı yerleri tabii yükselmiş ve aşınmış. Bunların üzerinde bu gördüğünüz volkanlar, volkan altı entrüzyonları falan gitmiş. Buradan yavaş 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 daha az aşınmış yerler ve en sonunda aşınmamış yerler. Dolayısıyla bu sistemi görebiliyoruz. Şimdi sizi bakın nereye götüreceğim. Sierra Nevada. Muhteşem bir granodiyor entrüzyonu. Şahane. Çok adamın canını yakmıştır. Şimdi bu benim sevgili arkadaşım Jason Salibi'nin Sierra Nevada'dan çizdiği bir kesit. Ben Salibi diyorum çünkü bütün Amerikalılar Salibi diyor. Bir gün konuşuyorduk. Jason bana dedi ki benim ailem dedi Lübnan'dan geldi. Deyince ulan dedim senin soyadın Salibi değil. Salibi yani Haçlı demekti. Sen dedim Lübnan'daki gavurlardansın dedim. Öyle değildim çok. Dedim sen Haçlısın ulan dedim. Şimdi Jason burada şahane bir çalışma yaptı. Ve dikkat edin bakın burada mantodan gelen piroksenle yüklü daha ziyade asitik kayaçlar. Fakat yukarıya gittikçe kabuk eriyor büyük ölçüde ve çok daha asitik kayaçlar oluşuyor buralarda. Üst kabukta büyük miktarda girilme var. Buralarda eski volkanlar falan varmış. Ve burada yukarıya doğru gittiği için ona karşılık bir aşağıya doğru da bir akış var. Şimdi bakın şu Kaliforniya'daki meşhur altın mazanlığı, ana damar. Şurada oluşmuş. Bunların getirdiği malzeme. Burada bakın tamamen başka bir ortam var. Orta okyanus sıklarını gördüğümüzden. Ama burada da aynı işi gene sıvılar yapıyor. Sıvılar ne yapıyor? Altını biriktiriyor. Biriktirip taşıyor. Biriktirmese görmemiz bile mümkün değil. Bakın bu garipler de 1849'da altın bulununca Kaliforniya'da oraya gidip %80'inden fazlası hayatlarını mahvetmiş olan altın arayıcıları. Şimdi bu duruma düşmememiz lazım. Bu arkadaşların çoğunun perişan olmasının sebebi her derede altın var zannediyorlardı. Jeoloji yapmadan olmazmış. Neden olmaz? Bakın bir yine sokuluma bakıyoruz burada. Şimdi mineralize olmuş damara bakın ya Allah aşkına. Bunları bulup haritalamanız lazım. Yani bütün bunun içinde altın veya bakır veya başka bir şey aramak abesle iştigaldir. Yani sizin bu sistemleri tanımanız lazım. Buyurun iki tane altın damarı bu Gneiss'in içerisinde. Nefis görünüyor. Bu sistemleri bulacak, arayacak bir teknolojinin geliştirilmiş olması ve madencilerin o teknolojiye egemen kişileri işe almaları lazım. Veyahut onlarla çalışmaları lazım. Şimdi bakın, durum bu. Aşağıdan magmatizmayı besleyen magma geliyor. Değil mi? Yukarıya doğru gittikçe içinden çıkan bu hidrotermal sular falan bakın neler oluşturuyor. Burada pirit var, serisit var değil mi? Ondan sonra burada şurada şu damarların içinde bakır var, altın var.
molibden var. Görüyor musunuz? Manyetit bakın burada, hematit burada oluşuyor. Bu damarların, şu damarların içine gidin. Aa, bir bakıyorsunuz bakır, gümüş, uranyum, kobalt, nikel, altın gibi, bizmut gibi metaller oluşmuş burada. Değil mi? Mesela yukarıda şeye kadar sülfileşmesi az nesnelerin ulaştığı yerler var. Fakat bakın buraya geldiğiniz zaman, bu volkan bacasına doğru yaklaşırken tabii breşleşme başlıyor. İşte sizin porfirli yataklar dedikleriniz şeyler burada oluşuyor. Değil mi? Biz madenciler aşınma düzeyine göre ya burada çalışıyoruz ya burada çalışıyoruz. Buralara inemiyoruz. İşte bakın, bizi ilgilendiren yerler şuralar ya. Bakın. Böyle küçücük yerler. Yani biz antların tamamıyla ilgilenmiyoruz. Ama antların tamamını bilmezsek nasıl çalıştığını, buraları bulmak mümkün değil. Nasıl metallerin oluştuğunu bilmek mümkün değil. Şimdi bakın, o kadar hoş gibi şey. Dünyada porfir, bakır, altın, kalay, molibden mineralizasyonu gösteriyor. Şimdi Güney Amerika'ya gidelim. Bakın bunlar bakır porfir yatakları. Bunlar da kalay porfir yatakları. Yani ders kitaplık. Bakın burada öyle bir çiftleşme yok. Buradaki Malezya'daki ta Sumatra'ya kadar inen meşhur Trias yaşlı. Yani aşağı yukarı bundan 220-230 milyon yıl önce meydana gelmiş devasa granitlerin içindeki kalaylar. Değil mi? Mesela İngiltere'deki Cornwall'daki meşhur kalaylar. Bu ilk çağdan beri biliniyor. Değil mi? Niye İngiltere'ye Kasiterit adaları diyorlarmış o zaman? Bizim kalay mineralimizin adı da Kasiterit'tir. Oradan gelir. Eski adından gelir. Değil mi? Bakın Ferkoyansk'a bakın. Şuraya bak. Muazzam miktarda kalay var oralarda. Ama Japonya'da da var. Çin'e bakın. Şimdi bu niye böyle ya? Biraz daha detaylı Güney Amerika'ya bakalım. Bakın burada Pasifik Okyanusu kafayı aşağı vermiş, dalıyor. Bakın ön tarafta bakır porfirler var. Arka tarafta kalay porfirler var. İşte bu niye böyle? Buradan magma çıkıyor. Burada çok fazla kirlenmeye uğramadan yüzeye ulaşabiliyor. Fakat buralara geriye doğru gelince şu büyük magma cebinin içinde ve yukarıdaki küçük magma cebinde gerideki yerler, şuralar büyük ölçüde kıtanın ergimiş kısmını da içine alıyor. Onun için bu ikilemi görüyoruz. Bir tarafta bakır, altın vesaire. Burada kıta kabuğunun magmaya katkısı düşük. Ön tarafta. İşte kalkofil ve sidrofil elementlerce zengin burası. Buna mukabil arka taraf, kıta kabuğunun iyice kalın olduğu, eridiği yer. Burada kalay, tungsten vesaire oluşuyor. Burada kabuğun magmaya katkısı yüksek. Ve bunlar litofil elementlerce zengin. Şimdi ne demek bu litofil elementler? Kalkofil, efendim, sidrofiller, kalkofiller falan. Şimdi Victor Goldschmidt diye çok büyük bir Alman Yahudisi şey vardı. Jeokimyacı. Bu Göttingen'deydi. Aptal Naziler gelince bu zavallı kaçmak zorunda kaldı. Oslo'ya gitti. Norveçlilere yaradı. Şimdi burada bakın şu turuncumsu renkle gördüğünüz bunların adı litofil, yani kayaç seven mineraller. Burada bu sarıyla gördükleriniz kalkofil, yani bunlar bakır seven mineraller. Ortada gördüğünüz bu pembemsi olan da siderofil, yani demir seven mineraller. Şimdi bunları bir takip edelim. Litofil elementler çok fazla. Kalkofil elementler ondan çok daha az. Fakat siderofiller çok çok daha az. Kabuğun içinde. Pardon. Dünyamızı oluşturan elementler arasında. Şimdi ben burada bütün elementleri dizdim size.
burada şu renk, şu renk, aşağıdaki renk, bakın şunlar, bunlar litofiller. Yeşiller, kalkofiller, şu pis gri, çok açık kahverengimsi olan, yani şunlar da şey, siderofiller, yani demir sevenler. Şimdi kıta kabuğunda en bol bulunan elementlere bakalım. Değil mi? Oksijen muazzam tabii, her şeyden fazla. Ama silisyum, alüminyum, demir, demir 2, demir 1, magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum, titanyum. Bunlar, en çok bunlar. Bakalım bunlar nasıl dağılıyorlar? İyonlarının boylarına göre. Dikkatinizi çekmek istediğim şey, şu silikon. Çok bol ama burada. Küçücük. Neden? Çünkü silikon dev oksijen iyonlarının arasında kendine yer bulmak zorunda ki tetrahedron oluşturabilsin, zincir oluşturabilsin, yüzey oluşturabilsin, hatta hacim oluşturabilsin. Feldspatlarda falan olduğu gibi değil mi? Potasyum, o da bu çok benim gibi şişman bir iyon. Kalsiyum, sodyumun da maşallahları vardır. Ve biliyorsunuz ki bu elementlerde mesela alüminyum çok boldur kıta kabuğunda ama o da araya sıkışmak mecburiyetinde olduğu için küçük boyludur. Titanyum da öyledir. Demir, magnezyum bunlar çok fazla yoktur kıta kabuğunda. Şimdi gidelim okyanus kabuğuna. Okyanus kabuğunda şimdi bu arada bakın arkadaşlar. Silisyum dioksit neredeyse 62. Gidelim okyanusa. Pat düştük mü 50'ye? Dikkat ederseniz bu silisyum dioksit yani kuarts çok daha az okyanus kabuğunda. Neden? Çünkü okyanus kabuğunda bunlar bu sefer şu mesela alüminyum da gayet az aslında. Değil mi? Burada mesela magnezyum falan magnezyum, demir falan bunlar, sodyum daha ziyade üretilmişler. Ve nasıl üretilmişler? Bakın o çok büyük boyutlu olan iyonlar burada yoklar. Bu ne demektir? Burada o kadar çok ergime olmuş ki bu şişman atomların kaçma ihtiyacı olmamış. Ne demek bu? Azıcık bir ergime yaparsanız potasyum gibi iri iyonlar rahatsız oldukları için bulundukları yerde hop magmanın içine kaçıyorlar. Çok fazla erime olursa rahatlar hiçbir yere gitmiyorlar. Dolayısıyla okyanus kabuğunda bu potasyumlar, sodyumlar falan filan kıta kabuğunda kadar çok değil. Şimdi bunu bir karşılaştıralım. Karşılaştırdığımız zaman bakıyoruz. Yani dediğim doğru ama diyebilirsiniz ki ulan o kadar da fark yok. Yani evet işte burada biraz daha işte fazla bazı şeyler ama yani çok fazla yani bütün fark kantitatif, kalitatif değil. Şimdi bakın bu biz madencileri şiddetle ilgilendiren bir yere geldik. Bakın bu kıta kabuğunun ortalama bileşimi, bu okyanus kabuğunun ortalama bileşimi. Şimdi bunlar mineral üretiyorlar. Bakın şu %39 plajioklas. Yani bu bir feldspat türüdür. Kalsiyumdan sodyuma kadar giden bir eriyik serisi oluşturur. Değil mi? Ondan sonra alkali feldspatlar. Bunlar daha ziyade potasyuma yakın feldspatlardır. Kuarts sırf silisyum dioksitten oluşur. Sonra piroksenler, amfiboller geliyor ki bunlar kıta kabuğunda varlar ama en çok okyanus kabuğunda varlar. Bunlar demir ve magnezyumca zengin mineraller. Sonra mikalar geliyor. Mikalar daha ziyade kıta kabuğunda var ama okyanusta da var. Ondan sonra bakın kil mineralleri geliyor. Diğer silikatlar geliyor. Fakat bizi ilgilendiren cevher mineralleri kabuğun sadece %8'ini oluşturuyor. Kabuk ise dünya kütlesinin %4'ünü oluşturuyor.
Hepsi bu. Şimdi biz bunu niye anlattık? Çünkü Porfiri'de niçin bir tarafta işte kıta kabuğu eriyince kalay oluşuyor? Efendim çok fazla erimeyince bakır oluşuyor. Bizim Jeremy ile çözdüğümüz soru şuydu. Bunların hiç oluşmadığı dalma batmaz onların nasıl oluştu? Niye oluştu bunlar? Çünkü Paleotitis okyanusunun ki biraz sonra göstereceğim dibinde 250 milyon sene önce muazzam bir oksijensiz alan oluşuyor. Çünkü bu okyanus kapalı hale geliyor. Diğer okyanuslarla temasını kesiyor. Bu bakın yukarıda hayat var, aşağıda hayat mümkün değil. Sonra o kadar çok bu birikiyor. Hidrojen sülfürce, zengin oksijence, fakir su, hatta şelflere tecavüz ediyor. Bakın buradaki bütün hayvancıklar ölüyorlar. En sonunda gazoz gibi patlama başlıyor okyanus. Ya mesela Karadeniz yapacak onu yakında. Ve onu yaptığı zaman 60 kilometre yakınında yaşayan ve oksijen soluyan tüm canlılar ölecek. Hepimiz dahil. Bu bakın Permiyen'in sonu yani şurası tam 250 milyon, 251 milyon. Burada dünyadaki yaşamın %95'i yok oluyor. Bu zehirlenmeden ötürü. Bir felaket. Ve bu Paleotitis çevresinde magma üretiminde magmanın metal açısından üretken olmasına engel oluyor. Aşağıda. Fakat bir yerde de işe yarıyor. Nerede bu? Paleotitis'in bir kısmı Kuzey Dobruca üzerinden bizim taşıyor. Almanya'ya geliyor. Almanya ve Polonya burası. Bakın ondan sonra hop, Kuzey Denizi'nden yukarı gidiyor. Biz buralarda Permiyen yaşlı bol miktarda bu siyah şeyleri görüyoruz. Şimdi bakın burada Paleotitis bu o zehirli oksijensiz kısım. Şimdi her şey günlük gülistanlık, hayvancıklar yaşıyor falan sorun yok. Bunlar da kırmızı kumtaşları. Bunlar içinde bakır var. Ondan sonra bakın zehirli kısım yükseliyor. Zaman zaman taşıyor buraya. Fakat zaman taştığı için bölge zaman zaman tekrar okside oluyor. Fakat sonunda o kadar çok taşıyor ki burayı sistem kendisi okside edemiyor. Burası tamamen geç Permiyen zamanında yaşamsız bir yer haline geliyor. Fakat bizim için iyi oluyor çünkü burası bakır üretiyor. Meşhur Kupferschiefer. Bakın neler oluşuyor burada. Eğer madeniniz düşük derecedeyse pirit, markasit, kalkopirit, galen, sfalerit oluşuyor. Daha yüksek, verimli bir madense demir hidroksit, kalkolit, bornit, dijenit, kovalit gibi mineraller oluşuyor. Yani bunların içerisinde sadece şu ikisinde demir var, bornitle demir hidroksitle. Ötekiler tamamıyla bakır, çinko falan bunun sülfatlarını oluşturuyorlar. Ve onun için bunlar bayağı zengin madenler. Almanları çok zengin etmiş madenler bunlar. Şimdi sevgili dostlarım konuşmamın sonuna geldim. Jeoloji bilimi yani benim bilimim madencilikten türemiştir. Yani bunu türeten adamlardan biri de meşhur Georg Pauwer veya Georgius Agricola'dır. Onun kitabından da ben buraya size güzel arazi gözlemleri koydum. Neden? Jeolojinin madenciliğin içinden türemesinin nedeni jeolojik bilgiye madenci ihtiyaç duymuş. Onun için bu Agricola'nın kitabı çok popüler olmuştur. Bakın elinde çekiciyle duruyor. Mineral topluyor. Şuraya bakın. Hepsi bunlar Agricola'nın kitabından. Adam mesela dayıkları çizmiş, bunun içinde mineralleşmiş yerleri falan gösteriyor. Bakın dayıklar etrafındaki
Çok özür dilerim. Saçma sapan bir şey oldu. Şimdi hallediyorum. Şimdi bakın, görüyorsunuz değil mi? Fatih Bey görünüyor mu? Hocam görünmüyor şu an. Tamam. Hocam şimdi geldi. Büyütebilirseniz. Ben büyüttüm de. Heh, tamam hocam. Geldim. Oldu mu? Şimdi gene gitti benim önümden yalnız. Bir slide geri gidin hocam. Ha, tamam. Ama bakın burada Agricola sırf o dike'ları değil. Bunlar etrafındaki çatlak sistemlerini de gözlemiş adam. Çünkü bunlar da mineralizasyon yapıyor. Onun için tekrar buraya gidelim. Eğer iyi jeoloji yapmadan madenciliğe soyunuyorsanız, yani bu Las Vegas'a gidip kumar oynamak kadar riskli bir iştir. Çok iyi jeolojisini bilmeniz lazım. Bunların nasıl oluştuğunu bilmeniz lazım. Etrafınızda bu işi iyi bilen adamların olması lazım. Efendim işte şurada biraz altın görüldü, şurada bilmem ne görüldüyle madencilik yapılmaz. Yani ben onun için size Amerika'daki o zavallıların resimlerini gösterdim. Oraya gidenlerin çoğu perişan olmuştur. Fatih Bey, ben burada bitireyim. Sorulara açığım. Celal Hocam, ağzınıza sağlık. Son derece doyurucu, bilgilendirici, çok güzel bir seminer oldu. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Hocam şöyle yapıyoruz. Biz resmi toplantı kapanışımızı ritüelimiz gereği yapıyoruz. Sonrasında da soru cevap kısmıyla devam ediyoruz size de uygunsa. Rica ederim. Ev sahibi siz.